Merhaba arkadaşlar. PST dosyasını HTML ve CSS kodlarına çevirme dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar öncelikle container klası hakkında konuşalım. En önemli klasımız olacak arkadaşlar CSS kodlarını yazarken. Şimdi bu container klası ne? Ne işe yarıyor? Ona bakalım. Şimdi şuradaki sütunları görünür hale getirdiğimde arkadaşlar ve tasarımı biraz küçültüyorum. Gördüğünüz üzere şuradaki belli mavi çizgiler sayfadaki tüm içerikler bu mavi çizgilerin arkadaşlar içerisinde bulunmakta. Mavi çizgiler şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar mavi çizgiler buradaki tasarımın tamamını kapsayan bir durumda arkadaşlar. Yani biz bu sayfada ne yaparsak yapalım tüm içeriklerimiz bir konteynerin içinde olacak. Yani sayfamızın şu sütunların içinde olan içeriklerden bahsediyorum tabii ki. Şurada görmüş olduğunuz background'ımız tabii ki konteynerin dışına taşıyacaktır. Şurada görmüş olduğunuz rengi biz yalnızca konteynerin içerisine değil, konteynerin dışına da vereceğiz gibi. Ama şurada görmüş olduğunuz içeriklerin yani arka planların haricindeki içeriklerin tamamı arkadaşlar konteynerin içerisinde olacak. Şimdi öncelikle bu sayfamızın konteyneri Photoshop tasarımını izleyen arkadaşlar bilirler arkadaşlar 1170 piksel. Bilmeyen arkadaşlar için nasıl ölçüyoruz bunu? Geliyorum arkadaşlar şöyle marquee tool'u seçtim. Tam şöyle yapışık olacak vaziyette şu şekilde tam şey yaparsak 1170 piksel olduğunu görürüz arkadaşlar buradaki konteynerimizin genişliğini. Şimdi bunu kodumuzda yazalım. Öncelikli olarak HTML'in içerisinde bir tane şöyle bir container class'ı yaratıyorum. Div class container şeklinde bir class'ımızı yarattıktan sonra bunun içerisinde şimdilik belli şeyler yazalım. Bu bir başlığı şeklinde olsun. Öyle örnek konteyneri görmemiz açısından arkadaşlar belli birkaç tane örnek şey yazıyorum. Şuraya H2 başlığı, şuna da H3 başlığı diyelim. Ayrıyeten arkadaşlar yine aynı konteynerin içerisine paragraf dosyaları yazatalım. Bu örnek bir paragraf diyelim. Şurada görmüş olduğunuz bu örnek ikinci paragraf olsun. Bu da örnek üçüncü paragraf olsun arkadaşlar. Şimdi geliyorum şöyle sayfamızda ilis şeyine gidelim. Index'te HTML arkadaşlar. Index'te HTML'imiz şu an bu şekilde duruyor arkadaşlar. Şimdi container klasının CSS'ini yazmaya başlayalım. Main CSS dosyasına gidiyorum arkadaşlar. Şöyle container selektörünü yazdım. Şimdi biz ne demiştik arkadaşlar? Maksimum genişliğimiz 1170 pikseldi. Bunun için arkadaşlar şöyle önce bir background rengi koyayım ki şurada konteynerimizi daha rahat görün arkadaşlar. Böyle refresh ediyorum. Gördüğünüz üzere şu an konteynerimiz sayfanın tamamını kapsıyor arkadaşlar. Geliyorum önce şu konteynerimize bir tane maksimum genişlik verelim. Max genişlik arkadaşlar 1170 piksel diyorum. 1170 piksel yaptık. Gördüğünüz üzere genişliğimizi 1170 piksel ile sınırladık. Şimdi genişliğimizi 1170 piksel ile sınırlamak yeterli mi? Hayır. Biz aynı zamanda buradaki iç konteynerin ortalanmasını istiyoruz değil mi? Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Margin
Zero auto yazacağız. Yani sağdan ve soldan, yukarıdan ve aşağıdan sıfırlık bir margin istiyoruz. Ancak sağdan ve soldan da konteynerimizi ortalamamızı istiyoruz arkadaşlar. Save ettik. Refresh ettiğim zaman arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz konteynerimizin ortalandığını görebiliriz. Şimdi container'ı oluşturduktan sonra arkadaşlar, container class'ımızı oluşturduktan sonra gördüğünüz üzere biz Photoshop tasarımına bakarsak arkadaşlar, burada farklı fontlar kullandık. Şimdi o fontların sayfamıza yerleştirelim. Öncelikle fontlara bakıyorum arkadaşlar. Şöyle, şu fontumuz ne? Oswald Bold. Oswald Bold şeklinde notumuzu alalım. Oswald Bold kullanmışız arkadaşlar. Sonra geliyorum. Şurada görmüş olduğunuz, yine şuradaki tekstüle basarak, şuradaki sarı başlığımız ne? Burada Oswald, bu kez Light kullanmışız arkadaşlar. Sonra geliyorum şuradaki başlıklarımıza bakalım. Burada ne kullanmışız? Burada da Oswald Light kullanmışız arkadaşlar. Şuradaki fontumuz Comforta Light'tı. Onu da not alalım. Comforta Light şeklinde. Sanırım bundan daha farklı olmaması gerekiyor arkadaşlar fontların. Gelelim yine şurada Oswald Light fontu kullanılmıştı hatırlamıyorsam. Evet, Oswald Light şeklinde. Şurada kullandığımız yine Comforta Light. Şunlar da aynı şekildeydi arkadaşlar. Şuradaki şeye bakalım. Burada Oswald Light yine. Şuradaki web dizayna bakalım. Comforta Light şeklinde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu fontlar kullanılmış genel olarak. Unuttuğumuz varsa sonradan ekleriz zaten. Şimdi bu fontları, bunlar arkadaşlar, ben tasarımda da belirttiğim üzere bunlar Google fontlar. Gidiyoruz arkadaşlar. Google.com'a gidiyoruz. Öncelikli olarak Oswald'ı sayfamıza entegre ediyorum. Şurada fontumuz geldi. Üzerine tıklıyorum ve şurada Select this font diyorum arkadaşlar. Şurada aşağıda Family Selected diye bir not geldi. Şuradaki öncelikli olarak load time nedir şurada arkadaşlar? Fast. Şimdi eğer biz bu fontun tüm özelliklerini almaya çalışırsak, bu font sayfamız, web sayfamız tıklandığında arkadaşlar, Google fontu internetten, Google server'ından indirmeye çalışacağı için burada ne diyor arkadaşlar? Bize yüklenme zamanı yavaş olur diyor. Ama zaten biz yalnızca Oswald fontunun Light ve, bakıyorum notlarıma, evet, Oswald fontunun Light ve Bold kısmını kullanacağız arkadaşlar. Şuradaki Embed butonuna tıklarsak tekrar, öncelikli olarak yapmamız gereken şey nedir arkadaşlar? Şurada link referansını şu şekilde alıyorum. Kopyalıyorum arkadaşlar. Geliyorum sayfamda. Şurada görmüş olduğunuz CSS linklerin öncesini bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Bunu kopyaladık. Bunu kullanırken yapmamız gereken şey neymiş? CSS'de font family olarak şu şekilde tanımlıyoruz. Kopyalıyorum. Şöyle bir örnek CSS yazalım şimdilik, çalışıp çalışmadığını görmek için arkadaşlar. H1 başlığımızı şöyle font family olarak Oswald kullandığımızı düşünelim. Hatta şuraya biraz da büyük bir font size veririm. Font size arkadaşlar 36 piksel olsun. Şimdi sayfamızı döndüğüm zaman gördüğünüz üzere şu H1 başlığının şeyinin değişmesini istiyorum arkadaşlar. Fontun değişmesini istiyorum. Onun için şu, tabii, background kırmızıdan da kurtulalım container'ımızda. Buradaki H1 başlığının değişmesini istiyorum. Refresh ettiğim zaman arkadaşlar, gördüğünüz üzere
Buradaki fontumuz Oswald şeklinde oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Bu kez arkadaşlar diğer fontumuzu da indirelim. Diğer fontumuz neydi? O da Comfort'aydı. Hemen geliyorum arkadaşlar. Yine şurada search butonuna tıklıyorum. Oswald değildi bu kez. Comfort'a yazarken geldi zaten. Geldi arkadaşlar. Biz burada neyi kullanacağız yalnızca? Bold değil. Yalnızca arkadaşlar light özelliği kullanacağız. Pardon, yine burada Comfort'a şeklinde önce select this font diyelim şuradan. Şuradaki Comfort, pardon, yanlışlıkla sildim. Geliyorum. Select this font diyorum. Gördüğünüz üzere Comfort'a seçili. Custom'ıza gittiğim zaman biz neyi kullanacağız yalnızca? Light'ı kullanacağız arkadaşlar. Geliyorum, embed linkini tıkladım. Şuradaki kodu alıyorum. Burada görmüş olduğunuz Oswald fontunu yaptım, yerleştirdim, yerin üzerine yerleştirdim. Ctrl-C tuşuna basıyorum. Şimdi burada bunu kullanmak için neyi kullanmamız gerekiyor? Şu font family özelliğini yine kopyalıyorum burada CSS'de kullanmak için. Geldik arkadaşlar. Ne diyoruz mesela? Örneğin şuradaki H2 başlığımızda ne olsun arkadaşlar? Font family olarak Comfort olsun. Bunun da font size'ını örnek olması açısından font size'ını da 30 piksel olarak değiştiriyorum. Save ettim. Şurada H2 başlığımın Comfort'a fontunun dönüşmesini bekliyorum. Refresh ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradaki H2 başlığımda fontu Comfort'a dönüşmüş oldu arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar Helper class'ları üzerine konuşacağız.